Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar, 2024 Ocak aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, 2024'ün ilk ayı sizin için de çok önemli, güçlü etkiler getirebilir. Güneş 20 Ocak'a kadar Oğlak burcunda ilişkiler evinizde parlayacak. 5 Ocak'tan itibaren Mars da bu alana geliyor. Yani bu ay sizin için biraz daha böyle karşınızdaki kişiler, eşiniz, partneriniz, işte birebir görüştüğünüz ya da hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla bağlantılı olarak daha fazla gündemler var. Enerjinizi buralara daha fazla harcayabilirsiniz. Tabii ki karşınızda bir Mars olması biraz zaman zaman çatışmalara, agresyona neden olabilir. Yani eşinizin enerjisi artarken bu bazen tabii ki rakipleriniz olabilir ya da bir açık düşmanlık ya da bir dava konusu olabilir hayatınızda. Dolayısıyla karşınızdaki kişilere dikkat edin. Çünkü onlar daha mücadeleci, daha hırslı, daha kararlı olabilir ayın genelinde. Ve 11 Ocak'ta 20 derece Oğlak burcunda yeni ay var. Yeni ay biliyorsunuz yeni bir başlangıcı, yeni bir gelişmeyi hayatımıza taşıyabilir ve ilişkilerle ilgili bu ay önemli kararlar verebilirsiniz. Yeni tanışmaların olabileceği bir ay. Yani bu ay hayatınıza yeni kişiler girebilir ve bunlar sizin için çok yakın arkadaşlıkları, hatta özel ilişkileri de başlatabilir. Veya bir ilişkinizde evlenme kararı almanız, işte bir belki sözleşmeli bir ilişkiye, bir ortaklığa, bir işbirliğine adım atmanız mümkün görünüyor. Yine her türlü yasal süreçlerde, hak arayışlarında, mahkemeler ve davalarda biraz daha mücadelelerin arttığı bir dönemdesiniz. Önce burçlarımızı etkilediği için bu yeni ay döngüsü, siz de bir önce bursunuz, önemli etkiler alabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneş burcunuz ve yükselen burcunuz 20 derece ve yakınlarındaysa, bunu 15-25 derece arası alabilirsiniz. Çok daha önemli etkiler alabilirsiniz. Yeni ay sizin için çok güçlü çalışabilir. 11 Ocak'la 25 Ocak arası özellikle yeni ay yaşamımızda şekillendirici olabilir. Şimdi Merkür biliyorsunuz geçtiğimiz ay Aralık'ta retro yapmıştı. Bu ay başı 2 Ocak itibariyle ileri dönecek. Yay burcunda 14'üne kadar ileri harekete devam edecek. 14'ünden sonra ise Oğlak burcunda ilerlemeye devam edecek. Geçtiğimiz ay özellikle 13 Aralık'tan itibaren biraz günlük işlerinizde zorlanmalar, belki gecikmelerle karşılaştınız. Bu belki biraz işbirlikleri, anlaşmalarda da sorunlar yarattı. Yani yapmanız gereken bir örneğin işbirliği vardı ya da bir karar verecektiniz de ilişkinizde, işte anlaşamadınız, yani bazı sorunlar oldu, uğraşmanız gereken detaylar vardı. Şimdi bunları tekrar ele alırsanız, hani bu anlaşmazlıkları çözmeniz, bu işleri tamamlamanız, yoluna koymanız mümkün görünüyor. Özellikle Venüs'ün de ayın ortasından sonra yaydan sonra Oğlak burcuna geçecek olması biraz daha hani ilişkilerde sizin adınıza yapıcı olacak. Yani eşinizden, partnerinizden destek almanızı ya da uzlaşma imkanını daha rahat bulmanızı sağlayabilir. 19-18 Ocak Merkür-Jüpiter üçgeninin güzel şanslı etkileri var. Güzel teklifler alabilirsiniz. Hani romantik teklifler de olabilir bunlar. İş hayatınızla da ilgili daha şanslı, daha kısmetli teklifler de olabilir. Biliyorsunuz Jüpiter artık Boğa burcunda ileri harekette. 26 Mayıs'a kadar da 11. evinizde sizin için arkadaşlardan daha fazla destek getirecek. Parasal konularda da olumlu etkiler altındasınız. Yani 26 Mayıs'a kadar bu yıl özellikle yaptığınız iş konuları, kariyerdeki çalışmalarınızın parasal getirilerini, kazançlarını daha bereketli bir şekilde alabilirsiniz. Bu size tabii ki yeni kapılar da açabilir. Belki yeni iş konuları, yeni projeler, yeni tekliflerle de karşılaşabilirsiniz. 20 Ocak'ta Güneş artık Kova burcuna geçiyor. 21'inde ise Plüto uzun süreli transiti Kova burcuna geçişini yapıyor. Plüto zaten uzun süre kalacak burada biliyorsunuz. 2044'e kadar 20 yıllık bir geçiş bu. Ama güçlü bir gezegen. Güneş'le birlikte geçiyorlar. 20-21 Ocak'ta 8. evinize doğru. Bu özellikle parasal konularda, finans konularında bir borçlanma konusu, bir kredi konusu, emeklilik gibi bir konu ya da eşinizin kaynakları, eşinizin gelirleri, işbirlikleriyle ilgili bazı beklentileriniz, yapılanmalar buralarda bazı güçlü tesirler getirebilir. Para konularında daha uzun vadeli, daha köklü yapılandırmalar içerisinde olabilirsiniz. Yaşamınızdaki dönüşümler biraz daha bu parasal paylaşımlar, alacak verecek konuları,
finansal konularda daha güçlü çalışmaya başlayabilir. Bunu unutmayın sevgili yengeçler. Ve 25'inde Aslan Burcu'nda Dolunay var. 5 derece Aslan Burcu Dolunay yine zaten para evinizi aydınlatıyor. Bu tabii ki bu ay içerisinde çalışan bir etki. Aynı zamanda bu Dolunay 28 Ekim'de yaşadığımız, hatırlayın, Boğa Burcu'nda 5 derece Boğa Burcu'nda bir ay tutulması vardı. Bu tutulmayı tetikliyor. Yani ülkemiz için de çok önemli bir tutulma. Hani ülke genelinde de belki para konularında, finansal konularda önemli etkiler olabilir. Bunun kişisel yansımaları olabilir. Bütçenize biraz dikkat edin. Bütçenizle ilgili gelir gider dengeniz, kazançlarınız, yatırımlarınız, harcamalarınız, hani buralarda hızlı gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda çok cömert olmanız mümkün. Dolayısıyla para harcama eğiliminde olabilirsiniz. İşte eğlence için, tatil için, çocuklar için, arkadaşlıklar, sosyal etkileşimler, belki biraz lüks için daha fazla para harcayabilirsiniz. Dolayısıyla bütçenize dikkat etmekte, dengeli olmakta fayda var sevgili yengeçler. Herkes aynı şekilde etki almıyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova 5 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz varsa bu dolunayın sizin için tesirleri artacaktır. Evet, ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak'ta gökyüzünde güzel tesirler var. Boğa burcundaki Jüpiter'in Oğlak burcundaki Venüs'te güzel bir üçgeni oluşacak. Bunun da size keyifli etkileri olabilir. Eşinizden, partnerinizden güzel jestler alabilirsiniz. Sizi eğlendirecek, keyiflendirecek hediyeler olabilir. İşte böyle sizi mutlu edecek planlar, programlar olabilir. Bir hayatınızda bir ilişki varsa belki güzel planlar yapabilir. Sosyal etkileşimler anlamında arkadaşlardan güzel davetler alabilirsiniz. Yeni tanışmalar da olabilir. Bunların size maddi manevi fırsatlar getirmesi, şanslar getirmesi mümkün görünüyor sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı, güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.